Bağdat Caddesi'ndeyim. Yeni açılan Soğuk'ta yemek yiyeceğim. Bir arkadaşım yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Ben de merak ettim. Şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Ve gerçekten anlattığı kadar var mıymış? Bakalım. İçeceklerden şöyle yeşil ayran isteyeceğim. Fiyatı 8,5 TL. Tatlı olarak da ılık leblebi helvası 15,50. Onu da isteyeceğim. Ben bir tane sebze çorbası istiyorum. Memnuniyetle. Ana yemek olarak isli somon istiyorum. Evet. Yeşil ayran istiyorum. Bir de ılık leblebi helvası istiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Masaya oturduğumuzda ekşi mayalı ekmeğimiz geldi. Şöyle göstereyim. Bamya turşusu geldi. Ve baharatlı zeytinyağı geldi. İçerisinde kekik ve pul biber var. Şimdi ben turşunun tadına bakmak istiyorum. Oldukça lezzetli. İlk kez ben bamya turşusu yedim. Çok güzel. Bir parça ekmekle de yağını tadına bakacağım. Ekmekleri de çok güzel. Yağları da çok lezzetli. Beğendim. Sebze çorbamız geldi. Harika görünüyor. İçerisinde bakayım şöyle bir. Kara lahana var. Beyaz lahana var. Havuç var. Şöyle kereviz var. Patates var. Kırmızı kapya biber var. Ve tavuk suyunda pişmiş bir çorba. Kabak var. Onu da göreyim. Şimdi tadına bakacağım. Önce bir parça limon sıkmak istiyorum. Tam bir kış çorbası. Umarım lezzeti de güzeldir. Tadını çok merak ettim. Bu kadar karışık çorbayı ilk kez içeceğim. Önce suyuna bakacağım. Çok lezzetli. İçerisinde pırasa da var. Bakın şunlar pırasa. Çok lezzetli. Kara lahana. Kapya biber, havuç. Evet. Çok lezzetli. Çok başarılı. Ben ilk kez böyle bir karışık çorba içiyorum. Çok beğendim. Sadedir çorba. Kısa tatlarla lezzetlendirme için çaba harcamasına gerek yok. Yok değil mi? Sebzenin kendi tadı yeterlidir. Zaten böyle şey çok baskın bir tat yok. Hepsinden böyle tane tane geliyor ama. Aynen. Yasemin kerevizi hissetmişiz. Evet. Karabiber ve tuz da ilave ettim. Önce sebzelerin tadını hissettim. Daha sonra da ilavelerimi yaptım. Kışın hastalıkların çok olduğu dönemde bu çorba bence ilaç gibi gelecektir. Gerçekten çok güzel. Sebzeyi sevmeyen çocuklara bile içirebileceğiniz
Çok lezzetli bir çorba. Ağacında pişmiş isi somonum geldi. Yanında trüf mantarı, kabak, havuç, patates ve mantarla sotelenmiş sebzelerim var. Yanında susamlı ve petso soslu patates püresi var. Şimdi tatlarına bakayım. Yeşil ayranımız. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tamam. Yeşil ayran salatalık suyundan yapılmış. Salatalık suyu, yoğurt, fesleğen ve naneden oluşmuş bir karışım. İsli somonda hafif tütsülenmiş bir tat geldi. Bu da oldukça somona yakışmış. Somonda bulunan bu ağırlığı bence hafifletmiş. Sebzeler de çok lezzetli. Kuşkonmazın da tadına bakayım. Oldukça güzel. Patates püresini deneyeceğim. Susamlı, petso soslu. Patates püresi çok hafif. Üzerindeki petso sos ve susam değişik bir aroma vermiş. Oldukça lezzetli. Gayet hafif geliyor tadı. Çok ağır ve baskın bir tat yok içerisinde. Benim sevdiğim mantar çeşitlerinden birisi Türk trüf mantarı. Ama kesemedim. Çok güzel pişmiş. Geldi. Üzerinde mango dondurması ve orman meyveleriyle ve Hindistan ceviziyle sunulmuş. Hemen tadına bakacağım. İçerisinde fındık parçaları var. Çok güzel. Çikolata sosu ve dondurmalarını kendileri yapıyorlarmış. Bunun içerisinde fındık var değil mi? Bir parça da dondurmasıyla bakacağım. Kesinlikle denenmesi gereken bir tatlı. Orman meyveleri helvanın tadını hafifletiyor. O baskın aromasını daha hafifletiyor. Dondurma ve orman meyveleri. Kış çayının içerisinde nar, portakal, limon, taze zencefil, nane, taze kekik, biberiye ve tarçın var. Tadı çok güzel, ilaç gibi bir çay. Sofra yemeklerimizi yedik. Çorbası çok güzeldi özellikle. Bütün kış sebzelerinin tavuk suyunda pişmesi ve hiçbir katkı maddesi bulunmaması beni gerçekten çok mutlu etti. Ve lezzeti olağanüstüydü. Sedir ağacında pişmiş, isli somon değişik bir lezzetti. Yani ve ilk kez denediğim ılık leblebi helvası çok değişikti. Dondurmalarını ve soslarını kendilerinin yapması benim çok hoşuma gitti. Kış çayı tam bir ilaç. İçerisinde nardan tarçına, portakal, limon, zencefil, taze nane, kekik ve biberiyenin olması bütün hastalıklarımıza şifa gibi gelecek diye düşünüyorum. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.